Ben mutfakta yemeklerle boğuşuyorum. Sen burada böyle oturuyor musun? Affedersin Allah. Bir şeyler düşünüyordum, dalmışım. Ha. Ne düşünüyorsun? Mühim bir şey değil. Sen ne diyecektin? Sen boş ver şimdi benim ne söyleyeceğimi. Sıkıntın ne? Kuzum, bak derdini demeyen derman bulamaz. Biliyorsun değil mi? Hem biz dert ortağı değil miyiz? Öyleyiz hala. Öyleyiz de. O halde hadi anlat. Anlat da rahatla çocuğum. Hala. Hala ben hata yaptım. Yani alelacele evlendim Kenan'da. Hiç ilerisini düşünmedim. Şimdi oldurmaya çalışıyorum ama hakikaten de deniyorum. Ama olmuyor. Olmuyor oğlum. Maksude, sana yalan söyleyemeyeceğim. Ben bu evliliğe çok karşıydım. Allah biliyor ya, Kenan'ı sana hiç yakıştıramadım yavrum. Ona da içim hiç kaynamadı. Sevemedim onu. Ama zamanla o beni çok şaşırttı. Hep kendi tarafından bakmayacaksın Maksude. Biraz da karşı taraftan bakacaksın. Geldi, 5 tane çocuğa baba oldum. Hem de seni sevdiğin adamın çocuklarına. Ne kadar ağır bir yükün altına girdi, farkında mısın? Bu çok zor bir şey. Hem de senin onunla neden evlendiğini bilerekten. Maksude, sen hala Mustafa'yı taşıyorsun kalbinde. Bunu bilmek için alim olmaya gerek yok çocuğum. Elimde değil hala. Kalbime söz geçiremem ki. Söz geçirmene gerek yok. Ama Kenan çocuklara bir bağırdı diye. Ona arkanı dönme. Hala onlar bana Mustafa'nın emaneti. E sen elinden geleni yapıyorsun çocuğum. Açacık değiller bak. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Hepsi Kenan'ın sayesinde. Ha bir öfkelendi, bağırdı diye. Ha onun üstünü çizersen kocana çok büyük bir haksızlık yapmış olursun. Doğru diyorsun hala ama. Gel. Maksude. Seni yalnız bırakmak istedim lakin gelmeyince de merak ettim. İyiyim ben, teşekkür ederim. Galip Bey sağ salim dönecek, merak etme. İnşallah. Bana hala kızgınsın değil mi? Haklısın tabii, niye olmuyorsun ki? Ne söylesem, nasıl özür dilesem affetmeyeceksin biliyorum. Aslına bakarsan ben kendime senden daha çok kızgınım. Bir anlık boşluğuma geldi. Yani bunlar da bahane değil tabii ama. Aliş'i de karşıma alıp konuşacağım, özür dileyeceğim ondan. Umarım beni affeder. Yapacak mısın gerçekten? Yapacağım tabii ki. Niye yapmayayım, yapacağım. Onun ne suçu var ki? Nereden bilecek benim bundan önce neler yaşadığımı?
çocuk sadece oyun oynuyordu. Kenan, sen de bir anda çok fazla sorumluluğun altına girdin. Bir evde 5 tane çocuk. Ben de çok yüklendim sana. Çok kızdım. Çok da kırıldım. Ama düşününce sen de... Alışacağım. Bak Süle, alışacağım. Benim onlardan vazgeçmem artık mümkün değil. Alışacağım. Lakin senden bir ricam var. Yanımda ol. Bana destek ol. Eğer yanımda olursan, o zaman başarırım. Sen böyle düşünüyorsan, ben hep senin yanında olurum Kenan. Bana olan itimadın için teşekkür ederim.